Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve sizlere buradan videolar çekiyorum. Videomu daha önceden videolarımı görmeyenler için buradayım 4 senedir. New York'tayım, Long Island'da yaşıyorum ben. Yani New York'un biraz daha doğu kısmı, ada kısmı. Tam olarak bir şehir merkezi değil, Manhattan, Brooklyn gibi. Yaşaması daha kolay burada diye burada yaşıyoruz. Evet, genel bir muhabbet videosu çekmek istedim bugün arkadaşlar. Ocak ayı içerisindeyiz. Havalar böyle istediğimiz gibi gidiyor. Çok soğumadı. Kamera biraz aşağıda kaldı. Havalar çok soğumadı. Henüz. Geçen bir soğuk yapmıştı. Eksi 20 falan. Hatta birileri öldü falan New York'un kuzey kısımlarında. 50 kişi falan öldü herhalde. Ama oralar yani upstate diye geçiyor. New York'un üst tarafları. Daha soğuk oluyor Kanada'ya yakın. Kuzey kutubuna yakın oluyor daha soğuk. Biz New York'tayız. New York'un göbeğindeyiz. Öyle söyleyeyim. Yani buradan New York'un merkezine gitmem benim. Arabayla trafik yoksa 45 dakikaya gidersin. Trafik varsa 2 saat sürebilir. Burada yaşamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 4 sene oldu New York'ta. Evet, bu videomuzun konusu arkadaşlar, hani şey düşündüm. Bu kaçaklık, göçmenlik işi. Şimdi yani inanılmaz şekilde bana da Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun mesajlar geliyor. Özellikle Facebook üzerinde çok mesaj paylaşan görüyorum. İşte kamptan yeni çıktım. İşte iş arıyorum, şöyleyim, böyleyim. Pasaportumu aldılar, yeni pasaport çıkartabilir miyim falan gibisinden. Arkadaşlar, adam şöyle yazmış. Yani artık adam çocuk mu bilmiyorum. 6 aydır kamptaydım, yeni çıktım. Ya bu nasıl bir... Nasıl bir şeydir ya, 6 ay kampta kalınıp çıkılır mı? Nasıl artık bir sponsor buluyorlarmış anladığım kadarıyla. Birisine 3-4 bin dolar para veriyorlarmış. O sponsor oluyormuş bende kalacak diye. Öyle çıkıyorlarmış. Geçen de çocuğun birini gördüm. Diyor ki 18 bin dolar şey verdim çıkmak için. Bail verdim. Ne diyorlar ona Türkçesine. Para vermiş 18 bin dolar çıkmak için. İş arıyorum diyor. Abi 18 bin dolar, yani buraya gelsem bir senede 18 bin dolar biriktiremezsin yani. Öyle şöyle diyeyim sana. Güzel bir işin yoksa, köpek gibi çalışmazsan bir senede 18 bin dolar biriktiremezsin arkadaş. Yani 2 sene 3 sene iyi çalışman lazım ki 18 bin dolar nakit parayı biriktir. Kaçak olarak çalışacaksın. Çalıştığın için az kazanacaksın. Ondan dolayı söylüyorum. Bir de iyi yanı tabii kaçak çalışmanın, vergisi yok. Yani vergi ödemiyorsun kaçak çalışınca. Yani yıllık 30, yıllık 40 bin dolar civarı bir para kazandığın zaman minimum 1000-1500 bir vergi ödemen lazım. Yani çok aşırı derecede harcama yaptım diye gösterirsen soruşturma açılabilir hakkında. Arkadaşlar yani durumlar böyle. İnsanlar kaçak olarak gelmeye devam ediyor. Geçen bir video izledim. Bu internette birisi konuşmuş. Çeteler varmış bu işi yapan. Yani kaçakçılık çeteleri. Millet oralara 10-15 bin dolar para verip kaçıyorlarmış. Meksika'ya gitmiş çocuğun biri. Meksika'dan havaalanında yakalamışlar çocuğu, demişler deport olacak bu, alın. Çocuk sonra bir şekilde kaçmış başka bir havaalanına geçince. Pasaportsuz bir şeysiz. Hani demek ki parayı da üstünde taşıyormuş ki parasını el koymamışlar. Orada başka bir Türk'le tanışmış.
Onun üzerinden Meksikalı insan kaçakçılarıyla tanışmış. Oradan New York'a gelmiş. Yani Amerika'ya geçmiş Meksika sınırından. Orada gümrük polisleri bunu almışlar. Kampta kalmış bir süre. Sonra bir sponsor bulmuş yine parayla. Çıkmış, uçmuş New York'a. New York'ta da şans eseri yine başkalarıyla tanışmış. Onlar da Kanada'ya gidiyorlarmış. Atlamışlar, Kanada'ya geçmişler. Yani film gibi arkadaşlar. Bu işi hakikaten birisinin belgeselini çekmesi lazım. Millet kaçak göçek. Ya böyle çok sayıda kaçak olduğu için vize başvurusu yapanlara da vize vermiyor hükümet. Amerikan hükümeti. Yani adam turistik gezi amacıyla gelecek. Yok diyor, kalırsın diye gel, kimseye vize vermiyorlar. Yani bunun bir önlemin alınması lazım ama Meksika üzerinden olduğu için kimse önlemini almıyor. Meksika'da da bu işi ticarete çevirmişler. Polisler bu işten para kazanıyormuş. Hani sen Meksika'yı biliyorsunuz, dizilerden izlemişsinizdir nasıl bir yer olduğunu falan. Çocuk da şimdi diyor ki ben Kanada'dayım diyor. İşte çok en kötü yan diyor, soğuk diyor. Kanada soğuk. New York'ta soğuk. Yani kışın New York'a kışın gelmeyeceksin. Kanada tabii daha soğuktur. Yani Kanada benim izlenimim kadarıyla öyle şey gibi, Erzurum gibi, Sivas gibi bir yer yani. Sürekli soğuk. Kışın bayağı bir kar yağdığı zaman bir herhalde 5-6 ay kalıyor. Seneden önce bir video izlemiştim. Orada adam Kanada'ya gidiyor adam bile. Oo ne kadar güzel ülke, şöyle ülke, böyle ülke falan filan. Aradan birkaç ay geçiyor. Adam bir video daha koymuş. Lan nasıl ülke bu, 6 ay olduk işte, bilmem kaç ay oldu, kar kalkmadı, her gün kar temizliyoruz. Her gün kar temizlemek de sıkıntı yani. Çocuk Kanada'ya geçmiş. Kanada'da inşaat işi yapıyormuş. İşte bir ev buldum diyor şu an. Şöyle böyle. Totalde yaklaşık 10-12 bin dolar arasında patlamış çocuğun. Türkiye'den buraya gelmesi, onu bul, bunu bul, ona komisyon, buna komisyon derken durum böyle olmuş. Yani büyük, büyük cesaret. Gerçekten. Tabii insanlar artık ne kadar zor durumlara düştüyse, artık gemileri yakmışlar. Bir şekilde ülkeden çıkayım da ne olursa hallederim diye kaçıp geliyorlar. Ama işte buraya geldiği zaman da iş bulamıyor. Yani Facebook'a yazıyor adam, diyor ki yeni çıktım, iş arıyorum. Facebook'ta gruba yeni katılmış. Fotoğrafı yok. Facebook'ta herhangi bir profil geçmişi yok. Bir de acayip acayip isimli insanlar geliyor böyle. Bilmem ne Mahmutov, Nazarov, şöyle ya. Yani anlamadım, bu Türkiye üzerinden gelenler birinin yüzde kaçı Türk acaba? Türk pasaportu kullanıp gelenler. Bunların da bir araştırılması lazım. Geliyor burada, diyor ki işte iş arıyorum. Çocuğun biri yazmıştı. Adamın ismi Max Max Facebook'ta. Max Max öyle bir şey. Fotoğrafı yok. Yazmış diyor ki SSM var, ehliyet var, işte şu var, bu var, iş arıyorum. Ben de yorum yazdım. Ya biz burada hakikaten yardımcı oluyorum. Bazen görüyorum sağda solda arkadaşlarımız oluyor. Eleman arayanlar oluyor. Veya bir yerde ilan görüyorum, oraya yönlendiriyorum. Ya dedim sende fotoğraf yok, İsim yok, güvenilirlik yok. Diyorsun ki iş arıyorum. İn misin, cin misin kardeşim? Amerika'da millet kapısını açmaya korkuyor ya bazen. Burada yani özgür ülke, şey ülke ama abi yani insan yeri geliyor çok korkuyor burada. Şey zamanı falan, o pandemi zamanı falan millet ulan bizim evimizi basıp yemek çalacaklar bizden diye, işte yağma olacak, şu olacak, bu olacak diye. Şehirde, Brooklyn'de, Manhattan'da falan millet dükkanların camını şey yaptı, tahtayla kapattı böyle. Şey gibi, Walking Dead filmindeki gibi her yeri güvenlik
şeyini aldılar yani. Buraya geldiğin zaman da bir süre sonra sen de ne bileyim bazı şeylerden ülker oluyorsun. Mesela Amerikan polisinden insan acayip korkuyor. Yani özellikle yabancıysan, siyahiysen, immigrantsan yani burada yabancısın ya da siyahisin. Kendi İngilizcesi, Amerikan İngilizcesini onların aksanıyla konuşmadığın zaman zaten hemen anlıyorlar. Yani bir iyi bir yanı var. İşte beyaz olman, beyazsan benim gibi ve çok bir şey görünmüyorsan Müslüman. Yani burada bir sürü Müslüman var her ülkede. Sana karşı biraz daha polis nazik oluyor. Ama yine de bir risk yani. Burada polis, deli bir polise denk gelirsin. Yani arabada der ki silahını alıyor, almaya çalışıyor diyor. Sıkar. Hiçbir şey de olmuyor arkadaşlar. Burası böyle bir yer. Hani ben polis durdurduğu zaman birkaç kere başıma geldi. Işığı açıyorum. Arabanın içindeki ışığı. Dörtlüleri yakıyorum. Ve ellerinizi direksiyona koyup şöyle beklemeniz lazım. Zaten onlar da tecrübeli oluyorlar. Allah bu ne ya? Obo. Çat diye girecektik vallahi. Aferin sana. Tam bana denk geldi. Ne girerdim bu arabaya? Ya yolda temizlik yapıyorlar. Kamyon koymuşlar bir tane. Sola geç diyor. Yani öyle. Polisler sıkıntı. Yani burada otobanda da mesela insan tabii korkuyor hızlı gitmeye, çevirir falan diye. Beni otobanda şu ana kadar kimse çevirmedi ama normal 39'da gidiyorsun diye. Yani hız sınırı 25'miş, 39'da gidiyorum diye çevirdim. O da ne yapıyor? 60 falan yapıyor. Onun mahkemesi var. Mahkemesi yani suçumu kabul etmedim. Mahkemeye çıkacağım Temmuz ayında. Bakalım nasıl olacak. Ondan hakkında da sizi bilgilendiririm. Mahkemeyi Temmuz'a attı yani yaklaşık 8-9 ay sonrasına attı. Onun hakkında da bilgi veririm size. Daha Ocak ayındayız. Durum böyle arkadaşlar. Bir sohbet videosu çekmek istedim. Şimdi kamera burada, buraya bakıyorum. Bir sohbet videosu çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Yorum yazarsanız sevinirim. Beğenirseniz mutlu olurum. Hem yorum yazıp hem beğenirseniz tatlı atarım. Güzel olur. Herhangi bir sorunuz varsa sorun Instagram üzerinden. cnr_ne. Instagram adresi. Oo, arkama jip hızlı bir şekilde geldi. Sanki bir yere yetişmeye çalışıyor. Şimdi burada önünde okul var. Okul olduğu için 25'e kadar düşüreceğiz hızımızı. Evet, durum bu arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.